Günaydın Cem TV'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. Değerli izleyicilerimiz, haftanın ilk günü malum bugün pazartesi ama yılın da son pazartesi. Ben bu hafta böyle gideceğim işte, yılın son salısı, son çarşambası diye. Bugün bu hafta çok önemli bir hafta çünkü 2020'nin gerçekten son haftası efendim. Zor bir yıl geçirdik. İnşallah umuyoruz ki 2021 güzelliklerle, bereketle ve sağlıkla gelmiş olsun. Evet, biz bugün yine çok değerli bir konuğumuzu stüdyoda ağırlamak istedik ve özellikle de bugün erkek seyircilerimizi ekran başına davet etmek istedik. Çünkü bugün prostatın nedenlerini, belirtilerini, tedavilerini konuşacağız. Kiminle konuşacağız efendim? Çok değerli hocam, üroloji uzmanı, aynı zamanda bir hastanenin de başhekimi, operatör doktor Mustafa Kemal Yenmez'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Gülsüz Hanım, hoş bulduk. Sağ Nasılsınız? Olun. İyi ki geldiniz hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Gülen yüzünüzle her zaman. Sağ olun, çok sağ olun. Hocam tabii siz hem bir hastanenin başhekimisiniz, evet, yöneticisisiniz hem de evet, üroloji uzmanısınız. Evet. Pandemi sürecini de, o krizi de, çünkü yoğun bir hastaneydi, yönettiniz. Zorlu bir süreçten geçtik. Siz doğru, 2020'nin bu sağlıksal olarak zorlu sürecini nasıl değerlendireceksiniz? Gerçekten zor süreçler geçirdik. İnsanlar, vatandaşlarımız olarak da sağlık tesisleri olarak da zor zamanlar geçirdik. Sağlıkçılar olarak da. Hı hı. Ama galiba tünelin ucunu gördük. Umudu biraz daha yeşerttik gibi geliyor. İnşallah 2021 daha hızlı bir şekilde hem normalleşmeyi hem sağlıkla hayatımızı devam ettirmek için güzel bir yıl olur hepimiz için. Evet, umuyoruz. Siz aşılarla ilgili biraz önce de biraz sohbet ettik. Evet. Oldukça umutlusunuz. Herkesin tabii aşı olması gerektiğini mutlaka savunuyorsunuz. Mutlaka aşı olması gerekiyor. Belki geçirdiğini düşünenler antikor baktırabilir. Hani kendi inisiyatifiyle. Ama antikor olsa bile aşının herhangi bir zararı olmaz. Sadece antikor varsa yapılmayabilir. Zaten Sağlık Bakanlığı yönergeleri çıkacak. Bilim kurulundan duyduğumuz kadarıyla son 6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlar ve sisteme hastalık tanımlı olanlar bu aşıdan olmayacak. Ama ben hastalığı geçirdim ama sistemde tanımlı değilim diye düşünenler belki antikor yaptırabilir. Ama mutlaka aşıların yapılması gerekiyor. Bu toplumsal bir görev. Gerçekten aşı karşıtlığı olmanın hiçbir anlamı yok. Yok. Hangi aşı olduğunun çok bir önemi yok. Dünya Sağlık Örgütü zaten bunları takip ediyor. Çok olumsuz bir durum olduğunda zaten uyarılarını verir. Tabip odaları, Sağlık Bakanlığı, herkes bu konuyla ilgili ve hep olumlu kararlar veriliyor. Tabip odasından da en son faz 3 çalışmaları konusunda Sağlık Bakanlığı'nın almak istediği aşının faz 3 çalışmaları konusunda olumlu bilgiler geldi. Hı hı. Yani miktar denek sayısı az olmasına rağmen sayıların çok olumlu olduğu söylendi. Mutlaka yapılmalı. Evet, tabii ki. Yani ben de açıkçası sizin gibi düşünüyorum hocam. Özellikle Sağlıklı Hayat programını evet, hazırlayıp sunuyoruz burada ekip arkadaşlarımla beraber. Ben de aşı karşıtlığını anlamış değilim. Evet. Kesinlikle aşının olunması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane toplumda Gülsan zaten ciddi bir geçirme oranı var. Aşı ile birlikte bu oranı sanki geçirmiş, hastalığı geçirmiş gibi bağışıklama oranını oldukça yükseltirsek çok hızlı normalleşme, normal adımlar olur. Çünkü bu yazı, bu baharı ve bu yazı kaybetmememiz gerekiyor. Evet, umuyoruz ki dediğimiz gibi programın başında da 2021 güzelliklerle, evet, bereketle, umuyoruz, sağlıkla gelsin. Güzel bir yıl olur. Evet, şimdi güzel de bir program olsun tabii ki. Çünkü bugün çok sevimli olmasa da önemli bir konuyu evet, konuşacağız. Evet. Tüm boyutlarıyla ele alacağız. Prostatı konuşacağız. Bu anlamda ben değerli seyircilerimize telefon numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum. 0212 625 18 18'den bizi arayabilir. Çok değerli konuğumuza sorunuzu kendiniz de iletebilirsiniz. Ya da 0530 848 13 13'ten WhatsApp hattımızdan bize sorunuzu yazarak iletebilirsiniz. Ben hocama sorunuzu ileteceğim burada ve cevabını da almaya çalışacağız. Efendim, öncelikle prostat nedir? Prostatı bir organ olarak biliyoruz. Doğru evet, mudur? Prostatın erkek vücudundaki işlevi nedir hocam? Evet. Gülsen, doğru söylediniz. Prostat bir organ. Embriyolojik dönemde genital tüberkül denen bölgeden oluşan, erkeklerde oluşan, mesanenin idrar çıkımının olduğu kısmı çepeçevre saran bir bez yapı. Bu bez yapı çocuklukta ergenlik zamanına kadar herhangi bir işlevi yok. Ergenlik zamanı geldiğinde bu bez yapının içerisindeki hücreler sıvı üretme
fonksiyonu görüyorlar. Bu sıvı testislerden gelen sperm hücreleriyle birleşerek üreme fonksiyonu kazandırıyor erkeğe. Hı hı. Yani prostatın sıvısı olmasa erkeklerin üreme fonksiyonu olmayabilir. Hı. Böyle bir durum prostatın fizyolojik açıdan bakıldığında o açıdan değerlendirilmesi gerekirken mutlaka o hastanın üreme yaşında olup olmaması da hastalıklarını değerlendirirken o hastanın üreme yaşında olup olmaması da değerlendirmesi gereken noktalardan birisi. Çünkü üremeye katkı sağlayan fizyolojik bir organ prostat. Peki hangi zamanlarda prostat hastalıklarından şüphelenilir? Doğru bir sıralama mı oldu yoksa ondan önce sormam gereken ya da prostat hastalıkları nelerdir, ne çeşitleri mi demem gerekir? Evet, yok, ikisi de geçerli. Aslında prostat hastalıkları temel anlamda 3 çeşit prostat hastalığımız var bizim. Hı-hı. Alt başlıkları da var ama hı-hı, genel anlamda 3 çeşit prostat hastalığımız var. Birincisi enfeksiyon diye değerlendiriyoruz. Birincisi enfeksiyon alt başlıklarından ilki kronik prostat hastalıkları, prostat iltihabı diye değerlendiriyoruz. Geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı, hı hı, prostat içerisinde yerleşmiş küçük bakteriyel ortamların ara ara enfeksiyon yapması durumudur. Hangi bu. Yaşlarda olur bu? Genç yaşlarda, Genç yaşlarda daha çok, evet çok hı, doğru söylediniz. Daha çok genç yaşlarda birkaç enfeksiyonun tedavi edilmiş veya edilmemiş birkaç enfeksiyonun devamında prostat içerisindeki enfeksiyon alanları oluşması ve bu alanların ara ara prostat dokusunda iritasyon yaratıp kişide rahatsızlık yaratması. En çok nasıl görüyoruz? Aralıklarla olan yanma, aralıklarla olan idrar zorlukları şeklinde görüyoruz. Bir de bunun aktif hali var. Aktif prostat iltihabı. O çok çok daha alevli bir enfeksiyon şekli. Çünkü orada kişi yine genç hastalarda daha çok olabiliyor. Orada kişi ciddi bir ateş, ciddi bir idrar zorluğu ve kanama septik oluyor mu? Tablo ile karşılıklı. Kanama daha çok prostatın iyi huylu büyümelerinde ve kanserinde geçerli bir şey. Ama çok tipik bir bulgu değil. İdrarda kanama prostat hastalıkları için çok tipik bir bulgu değildir. Anladım. Daha çok idrarda kanamayı biz mesane ve böbrek hastalıkları için değerlendirme yapıyoruz. O zaman konuyu dağıtmıyoruz. Kronik ve evet, kronik ve aktif enfeksiyonları aktif. Genç grupta görülen rahatsızlıklar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda neden olabiliyor mu? Enfeksiyondan kastım cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla olduğu gibi doğal idrar yolu enfeksiyonlarından da sonra olabilir. Hı hı. Bu da olabilir. Özellikle tedavi edilmemiş veya sık geçirilen hem cinsel yolla olan hastalıklar hem de doğal idrar yolu enfeksiyonları erkeklerde kronik bir prostat enfeksiyon ortamı yaratabiliyor. Bir, evet, bir diğer rahatsızlık prostatın iyi huylu büyümesi. Bu daha çok orta yaş grubundan daha sonra başlayan bir durum. Hı hı. Burada etkili olan durum aslında hormonal yetersizlik. Yani erkeklik hormonunun reseptörlerinin duyarsızlığına bağlı oluşan bir şey. Erkeklik hormonunun reseptörleri duyarsızlaşınca prostatı uyarma oranı artıyor. Öyle mi? Hücrelerin. Prostatı uyarma ve sıvı sekresyonu yapma oranları artıyor. Bu da prostat içerisinde dokunun büyümesine sebep oluyor. Doku büyüdüğünde de ilk başta anlattığım anatomik yapıyı hatırlarsanız idrar yolunun çıkış kanalını çevrelediği için doku büyüdüğünde de o çıkış kanalının bası yapacak şekilde bir büyüme yaparsa işte o zaman iyi huylu prostat büyümesi, idrar zorluğu, fazla büyüme yapıp kılcal damarların çatlamasına bağlı idrarda kanama, idrar yapamama hali gibi durumlar olabiliyor. Hatta bu idrar yapamama hali benim meslekte, üroloji mesleğinde 20. yılım. 20 yıl önce ben mesleğe ilk girdiğimde asistanken bu insanları diyalize kadar götürebiliyordum. Gerçekten. Evet. Çünkü belki teşhis tedavi merkezlerinin azlığı, teşhis tedavi merkezlerine ulaşımda zorluk, imkansızlıkları da göz önüne aldığımızda tabii, böbrek hasarları, mesane hasarları ve bu böbrek hasarlarına bağlı diyalize kadar giden durumlarla karşı karşıya oluyorduk. Halbuki tedavisi olsa hiçbir şekilde çok sıkıntı daha kolay, yaşamayacak. Özellikle o zamanlarda başlayan ilaç tedavileri, ameliyatların daha teknolojik olarak gelişmesi ve tekniğin gelişmesi, tekniği bilenlerin artması bu tedaviye ulaşımı kolaylaştırdı ve daha kolay hale getirdi. Üçüncü ve aslında en korkulan durum da galiba prostatın kanseri. Şimdi aslında toplumda prostatın iyi huylu büyümesiyle prostatın kanseri biraz karıştırılıyor. Karıştırılıyor. Evet. Yani her büyüme kanser değildir.
Kanser tamamen ayrı bir olaydı. Büyüme olmadan da kanser olabilir. Büyüme olduğunda da kanser olabilir. Onun için kanseri her zaman için ayrı değerlendirmek lazım. İyi huylu büyümeyi ayrı değerlendirmek lazım. O zaman sıra sıra gidelim hocam. Şimdi 3 kısımda ele aldık enfeksiyon, prostatı. Enfeksiyon, iyi huylu büyüme ve kanser. Aynen, iyi huylu büyümeler ve prostat kanseri. Doğru. Şimdi enfeksiyonları biraz konuştuk. Sıra sıra gidelim. Enfeksiyonlardan nasıl korunulabilir? Evet. Enfeksiyon olduğunda nasıl bir tedavi uygulanır? Sonra tekrar büyümeye geçelim ve sonrasında kansere. Prostat enfeksiyonu olmamanın en iyi yolu aslında idrar yolu enfeksiyonu veya cinsel yolla geçen hastalıkları almamaktır. Tek partnerlilik, korunma, idrar yolu enfeksiyonlarını çok sık ve sıkı bir şekilde tedavi etme, doktora başvurma, bu başvurulardaki kullanılan ilaçları muntazam kullanma ve enfeksiyonu hemen ortadan kaldırma doğal olarak prostat enfeksiyonlarında engelleyici bir rol oynayacaktır. Ama farz edelim ki prostat enfeksiyonu oldu. Kronik enfeksiyon veya aktif enfeksiyon. Burada tedavi çok daha önemli hale geliyor. Çünkü prostat doku olarak aslında ilaçları biraz zor alan bir organ. Kapsülünden dolayı, kapsülündeki yapıdan dolayı. Onun için ilaç tedavilerini biraz uzun tutuyoruz. Bu ilaç tedavilerini bırakmamak gerekiyor. Doktor kontrolünden vazgeçmemek gerekiyor. Bazen idrar tahlilleri, idrar kültürleri istiyoruz. Farklı tahliller istiyoruz. Bunları mutlaka yaptırıp tedaviye muntazam devam etmek gerekiyor. Tedavi devam edildiğinde aslında çözülmeyecek şeyler değil. Ama tedavi devam edilmediğinde çok daha kronik, çok daha uzun vadeli hastalıklara sebep olabiliyor enfeksiyonlar. Ağrıları var mıdır prostat enfeksiyonları? Tabii ki, tabii ki. Kasıklarda ağrı mı, belde ağrı mı? Aynen, idrar yollarında sürekli, makat bölgesinde ağrıma, sanki sürekli tuvalet varmış hissi gibi durumlar. İşte onlar kendilerini prostat hastalığı gibi, prostat büyümesi gibi düşünürler. Ama onun arasında prostat büyümesi değil, prostatın enfeksiyonu. Kolay tedavi edilecek, belki 2 hafta, 3 haftalık, belki 1 aylık tedavilerle kolay tedavi edilebilecek durumlar. Sadece tedaviyi vazgeçmemek gerekiyor. Tedaviye muntazam devam etmek gerekiyor. Bir seyircimiz sormuş. Hemen isterseniz onu da bir araya şey yapalım, alalım. Telefon sorusuymuş bu. Bayram Sağlam Bey sabaha doğru 5-6 defa çok tuvalete çıkıyormuş. Gün içinde de çok çay içiyormuş. Yani ondan mı acaba diyor, yoksa bir ondan rahatsızlık olma mı? Durumu var. Tabii ki her hastayı ayrı değerlendirmek lazım. Her hastanın özel durumunu ayrı değerlendirmek lazım. Hastanın yaşı, kullandığı başka ilaçlar değerlendirilmeli. Doğal olarak bu hastada idrar tahlili, ultrason bulgularına ve muayene bulgularına değerlendirip ona göre bir yol çizilmeli. Tamam. Tabii bazen idrar yolu rahatsızlıklarında bizim aslında çok rastladığımız bir durum var. Diyabet. Sık idrara çıkma bazen insanları sadece idrar yolu rahatsızlığı gibi düşündürür. Ama aslında diyabetik hastalar da sık idrara çıkar. Biz hastalar geldiğinde dinlediğimizde bazen diyabetik olduğunu düşünüp doğrudan diyabete yönelik tahliller isteyip onların çıktığını da görebiliyoruz. Zaten bu tarz rahatsızlıklarda gidilmesi gereken branş üroloji. Yani sizin alanınız. Doğru. Hani idrar yolu, prostat vesaire bu anlamda ne tür sıkıntılar varsa hani gidilmesi gereken doktorlarımız. Kesinlikle. Değerlendirme yapılır. Değerlendirme konusunda gerekirse başka bölümlerden konsültasyon istenebilir. Evet. Şimdi iyi huylu büyümelerden bahsettiniz. Prostat neden büyür hocam? Evet. Prostat erkeklik hormonunun ilerleyen yaşla birlikte orta yaş üzerinde ilerleyen yaşla birlikte reseptörlerinin yani adreslerinin cevap verememesine bağlı olarak büyür. Bu adresler prostat içerisindeki reseptörler. Oraya testosteron hormonları temas ettiğinde ve yetersiz kaldığında o hücreler kendilerini büyüterek buna cevap verirler. Bu büyüme de idrar yolunu saran dokuyu düşündüğünüzde idrar yolunun içine doğru baskıya sebep olur. Ve bu da idrar akımında zayıflama, gece idrara çıkma, hiç idrar yapamama durumlarıyla bizi karşı karşıya bırakabilir. İşte bu iyi huylu prostat büyümesi. Peki tanıları nasıl konulur? Önce tanısı nasıl konulura girelim? Aslında 3 prostat hastalığında tanısı, muayene ve tahlillerle konur. Çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi tanı konulmadan önce hastanın bu tarz şikayetleri hissettiğinde başvurması gereken hekimler üroloji hekimleri. Doğru. Değil mi? Onun dışında gidildiğinde tabii ki bir de gizleniyor. Bir de kendinden bile gizleme gibi bir durumlar söz konusu olabiliyor. Onları da aşması gerekiyor. Gittiğinde hangi psikolojiyle geldiğini bir
nasıl analiz ediyorsunuz, nasıl anlatabilirsiniz? Biraz hastanın şikayetlerinin derecesiyle ilgili bu. Hı-hı. Eğer hastanın şikayetleri çok fazlaysa gerçekten çok endişeli bir şekilde geliyor. Hı-hı. Çünkü sanki şikayetleri fazla olan olduğunda hastalığının derecesi de fazlaymış gibi düşünüyor. Evet. Evet. Yani çok şikayeti olan birisi ben kanser miyim diye geliyor. Aynen öyle. Bir de başka türlü korkular var. Bu belirleyici bir şey değil. Bu belirleyici bir şey değil. Çok farklı bir şey bu. Hı-hı. Herkesin durumu farklı. Hı-hı. Hasta geldiğinde önce hastayı bir dinliyoruz. Evet. Başka hastalık olma ihtimallerini değerlendiriyoruz. Hı-hı. Hastayı bir muayene ediyoruz. İdrar tahlili ve ultrason bizim en temel değerlendirme noktalarımız ve kan tahlili. Bu noktada çıkıyor hastanın... mu hocam ultrasonda? Tabii ki çıkar. Mutlaka öyle çıkıyor. Mi? Bu noktada hastanın yaşı, geçirdiği rahatsızlıklar, kullandığı ilaçlar, sosyal hayatında ortaya koyduğumuzda bir enfeksiyon durumu mu, bir iyi huylu prostat büyümesi durumu mu, yoksa bir kanser riski mi, bunu değerlendiriyoruz. Yani bir enfeksiyonu, bir iyi huylu prostat büyümesini daha kolay ortaya koyabiliyoruz. Kanseri daha çok dikkat ettiğinizde risk şeklinde değerlendirdim. Çünkü bir muayenede, tahlilde kanseri değerlendirmek mümkün değil. Öyle onun mi? Değerlendirmesi biraz farklı. Prostat büyümesi teşhisi koyduğumuzda farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Kanser olduğunu düşündüğümüzde farklı bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Evet. Şimdi prostat büyümesi oldu bir hastada. Hatta sorular da gelmeye başladı onunla alakalı olarak. Evet. Prostat büyümesi başladı ve siz bunu tespit ettiniz. Şimdi ameliyat mı yapıyorsunuz bu büyümeyle alakalı o bezi küçültmek, almak vesaire gibi büyüyen o prostat bezini? Yoksa tedavi mi uyguluyorsunuz? İlaçlı bir tedavi mi uyguluyorsunuz? Burada biraz şikayetin derecesi önemli. Hı. İdrar yaptığında içeride kalan miktar, idrarın kendisine verdiği rahatsızlıklar, hı hı, ve prostatın büyümedeki oranı bizim tedavi şeklimizi belirliyor. Hı hı. Çoğunlukla her zaman eğer çok bir ters bir durum yoksa, hastayı çok zor durumda sokacak bir durum yoksa öncelikle ilaç tedavisiyle başlıyoruz. Verdiğimiz ilaçlar prostat dokusundaki bazı kasları gevşetip idrar yapmayı, o kanalı daha rahat hale getirmeye çalışıyor. Ama burada dediğim gibi hastanın durumu, hastanın şikayetlerinin derecesi ve vücudundaki hasarın da derecesi önemli. Çünkü sıkıntı yaşıyor olabilir, ağrı yaşıyor olabilir. Çok sıkıntı yaşayan bir hasta, hiç idrar yapamayan bir hasta ise ona çok da ilaç tedavisi verip onun sosyal hayatını, günlük hayatını çok da fazla riske atmanın bir anlamı yok. O artık daha çok cerrahi adayı gibi duruyor. Ama orta ölçekli bir büyüme olduğunda, genel olarak hastayı sosyal hayatını orta derecede etkilediğinde öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz. Eşlik eden bir hastalık olup olmaması da önemli. Bazen bize geldiğinde hasta mesane taşı ile birlikte de gelebiliyor. Hmm. Bir prostat hastası. Prostat hastası mesane taşı ile birlikte gelebiliyorsa zaten bunun sebebi prostattır. Çünkü idrarı atamadığı için, mesanede kaldığı için orada taş oluşmuş. Birikme değil mi? Aynen. Sürekli birikmeye bağlı, bir çökelmeye bağlı. Kristalizasyon, kristalizasyonun büyümesi taş oluşmasına sebep olur. Artık burada çok da ilaç tedavisinin yeri yok. Orada doğrudan hem taşa yönelik hem prostata yönelik tedaviyi birlikte yapıp değerlendirmek lazım aslında. Bir su borusunun aslında tıkanması gibi değil mi hocam? Evet, tıkanmaya yakın olması veya tam tıkanması gibi. Tam tıkanması evet, gibi. Evet. Peki cerrahisi hangi boyutlarda olduğunda cerrahi uyguluyorsunuz? Artık evet tamam cerrahiden başka şansımız yok dediğiniz, evet, bir de hangi boyutları normal? Yani daha doğrusu prostat hangi boyutlarda olmalı? Prostatın normal dokusu ergenlikten itibaren yaklaşık 20 gram kadardır. Hı hı. 20 gramın üstünde prostat büyümesi başlar. Ama bizim için prostat büyümesinin derecesi aslında tedavi için çok önemli değildir. Yani ameliyata karar vermemizde, ilaç tedavisini karar vermemizde çok belirleyici değildir. İkinci, hı hı, ya da üçüncü aşamada gelir. Bizim için öncelikli durum hastanın şikayetlerinin derecesidir. Hasta büyük bir prostatı olur. Gramaj örneği vermeye gerek yok. Büyük bir prostatı olur ama yaptığınız tahlillerde çok rahat yapıyordur. Böbreğe zarar gelmemiştir. İşte idrarda enfeksiyon oluşmamıştır. Taşı oluşmamıştır. İdrarda geriye kalan idrar yoktur. Hepsini yapabiliyordur. Hmm. Gece kalkmıyordur. Bu hastayı zorla tedavi etmenin bir anlamı yok. İlla prostatı büyük diye. Ama bazen de küçük prostatı olur ama çok ters bir noktadan bir büyüme yapıp, hı-hı, kanalı tam orta median dediğimiz orta noktadan bir tıkama yaparsa, hasta çok genç bile olsa, prostatı küçük bile olsa ona bir tedavi başlamak gerekiyor. Hı-hı. İlaç tedavisi, cerrahi tedavi hastalığın durumuna göre olarak değişebilir. Yani bizim için prostat büyüklüğünün hem kanserle hem de tedavinin alternatifiyle çok bir ilgisi yok. Bizim için daha çok hastanın şikayetlerini
önemi var. Eminim şu an seyircilerimiz de hani bu söylediklerinizden kafalarındaki soruları netleştirmişlerdir. Cevap bulmaya çalışıyorlar. Çünkü çok önemli. Yani doğru. Prostat çok büyükse çok korkunçmuş gibi algılanabilir. Evet, evet, evet. Ya da işte küçük işte çok sorun değil ama dediğiniz gibi küçük bir prostatla hayatı zindan olan, aynen, sıkıntı yaşayan, tabii, bir sürü de insan var. Tabii yani çok büyük prostatlarla hiçbir sıkıntısı olmadan sadece yıllık kontrole gelen insanları da görebiliyoruz. Hı-hı. Çok genç yaşta çok küçük prostatlarla artık ameliyat etmemiz gereken insanları da görüyoruz. Burada kişinin durumu önemlidir. Zaten tıpta bir önemli bir cümle vardır. Bu özellikle modern tıbbın bir algoritmidir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani bir hastalığı herkeste aynı değerlendiremezsiniz. Buraya 100 tane grip bile getirseniz yüzü birbirinden farklı olabilir. Bütün hekimler aynı şeyi söylüyor, aynı, hocam katılan. Yani evet, hastayı ayrı değer, her hastayı ayrı değerlendirmek. Herkesin her hastayı farklıdır. Sosyal çevresiyle, şikayetleriyle, geçirdiği rahatsızlıklarla, yaşıyla, cinsiyetiyle, her şeyle birlikte ayrı değerlendirmek lazım. Hastalık yoktur, hasta vardır. Evet. Peki hocam, prostat büyümesi oldu, cerrahi karar alındı, ameliyata artık hasta alındı. Evet. Bu ameliyatlar hangi koşullarda, evet, kaç saat sürüyor, açık mı kapalı mı yapılıyor, kesiler, evet, büyük mü küçük mü? Evet. Sonrasında iyileşme süreci nasıl? Yaklaşık 20 yıl önce işte mesleğe ilk başladığım zamanlarda prostat ameliyatlarının yaklaşık yarısını açık yapardık. Açık ameliyatlar yapardık. Hmm. Hem teknikten dolayı hem tekniğin gelişmemesinden dolayı hem teknik aletlerin yetersizliğinden dolayı hem de o zamanlar prostatlar biraz daha büyük gelirdi. Çok büyük gelirdi. Daha erken yaşlarda, daha erken büyüklüklerde teşhis edilmesi biraz daha zor olurdu. Hmm. Onun için onların bir kısmı açık yapılırdı. Açık ameliyatlar daha sonra zamanla teknolojinin gelişmesiyle ve tekniğin yaygınlaşmasıyla birlikte bırakıldı. Yani yaklaşık bir 10 yıldır söyleyebilirim ben hiç açık ameliyat yapmadım. Öyle mi? Minimal invaziv mi yapıyorsunuz? Daha küçük kesiler mi? Minimal invaziv de değil. Doğrudan endoskopik. Öyle mi? İdrar yolundan kamerayla girerek prostat dokusunun o biraz önce bahsettiğimiz boru kısmını tıkayan kısımlarını temizleyerek o dokuları dışarı çıkararak oranın iyileşme sürecinde de oraya bir kateter koyarak hastaneyi de 2 ya da 3 gün hastanede tutarak iyileşmeyi tamamlıyoruz. Daha sonra bir kesin bir 10 gün 15 günlük bir ev istirahatiyle birlikte ondan sonra hastalarımızın çoğu normal günlük hayatına başlayabiliyor. Başka bir rahatsızlığı yoksa. Yani ameliyatlarımızın çoğunu kapalı yöntem dediğimiz tur yöntemiyle yapıyoruz. Tur hala pek çok yöntemi gelişmesine rağmen pek çok farklı teknikler devreye girmesine rağmen hala altın standart bir tedavi. Yani dünyanın her yerinde, hı hı, Avrupa Üroloji Derneği'nde, Amerikan Üroloji Derneği'nde, Türk Üroloji Derneği'nde kabul ettiği altın standart tedavi. İdrar yolundan kamerayla girerek monopolar veya bipolar elektrik tekniği farklı olarak o dokuların temizlenmesi, dışarı alınması şeklinde yapılan bir durum. Bazen eskilerde 10 yıl önce lazer teknolojisi gelişti. O da aslında turun farklı bir versiyonu. Yine endoskopik olarak girip o dokuları orada küçültme yöntemi yapan bir farklı bir tekniği. Ama sonuçta ameliyatlarımızın şu anda neredeyse %90 belki %90'ından fazlası iyi huylu prostat kanseri ameliyatlarının bu oranda kapalı endoskopik tur şeklinde yapılmakta. Siz kendi hastanenizde bu ameliyatı, tabii, rahatlıkla, evet, yapabiliyorsunuz. Evet, evet, aynen bu şekilde yapıyoruz. Hocam şeyi sorayım o zaman. Ameliyat sonrası ilaç kullanımı. Yani ameliyatı yaptınız, evet, sonrasında ilaç kullanacak mı? Ömrü boyunca o ilaçlara, evet, mahkum kalacak mı hasta? Çok öyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Ameliyat sonrası çok ilaç kullanımını beklemiyoruz. Çünkü ameliyatla birlikte ilaç kullanılacak dokuları zaten biz çıkarmış oluyoruz. İlaçların etki etmesinin çok bir anlamı yok. Ameliyattan sonra sadece enfeksiyonu önleyici antibiyotik tedavileri bir ya da iki hafta ve o süreç içerisinde, hı hı, idrardaki şikayetleri engelleyici analjezik tedavileri bizim için yeterli oluyor. Prostat tedavilerini artık çok ameliyattan sonra kullanmıyoruz. Şimdi tabii sıra artık şeye geldi hocam. Prostat büyümelerinde konuştuk. Cerrahi, evet, yöntemlerini, evet, hastalık sonrası. En korkulan duruma. En korkulan durum. Evet. Ne zaman kanserden şüpheleniyorsunuz, evet, prostatta? Güzel bir soru. Kişiler kendilerinde kanserden şüphelenmemeli. Bu şüphelenmeyi biz yapmalıyız. Çünkü prostatın hiçbir rahatsızlığı aslında kanserin spesifik bir bulgusu değil.
İdrar zorluğu, idrar akımı, idrarda kanama, hiçbirisi bunların prostatın kanseri olabilecek bir bulgu değil. Öyle mi? Biz muayene ile yapacağımız tahlillerle hastanın özgeçmişini ve soygeçmişini dinleyerek, aile hikayesini dinleyerek bu riski ortaya koyuyoruz. Yani bir kanser riskimiz var ya da bir kanser riskimiz çok düşük diyebiliyoruz. Hiçbir zaman bir erkekte kanser riski sıfır değildir. Öyle mi? Prostat kanser riski. Prostat kanser riski düşüktür. Prostat kanser riski ortadır veya prostat kanser riski yüksektir. Böyle değerlendiriyoruz. Yapacağımız PSA dediğimiz tahlil, çünkü prostattan üretilen bir tahlil. Bunun eş değeri olan, birlikte kullandığımız serbest PSA dediğimiz bir tahlil. Parça alarak mı yaptınız? Yani bunlar kan tahlili de yapılıyor. Kan tahlili, PSA ve serbest PSA, idrar tahlilleri kan tahlili yapılıyor. Bunları değerlendiriyoruz. Bunların bir enfeksiyon varlığıyla yükselip yükselmediğini, yoksa enfeksiyon olmadan mı yükseldiğini değerlendiriyoruz. Muayene ile prostat dokusunda farklılık var mı? Asimetri, nodül, sertlik var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Hastanın yaşını değerlendiriyoruz. Hastanın prostatının boyutunu değerlendiriyoruz. Ve buna bağlı olarak prostat kanseriyle ilgili çok düşük risktesiniz, prostat kanseriyle ilgili yüksek risktesiniz kelimelerini, cümlelerini kullanarak hastayı kanser açısından değerlendirmeye alıyoruz. Hocam, ikinci bölümde prostat kanserini tüm ayrıntılarıyla konuşalım istiyorum. Tamam. Kısa bir aradan sonra. Tamam. Efendim, sağlıklı hayat devam ediyor. Bugün böyle dediğimiz gibi çok keyifli, sevimli bir konuyu konuşmuyoruz ama sonuçta sağlıklı hayatta biz her branştan hekimlerimizi buraya davet edip tüm sağlık konularını tüm boyutlarıyla ele almaya çalışıyoruz. Bugün de prostatı konuşuyoruz. Prostatın iltihabını konuştuk birinci bölümde, evet. Hocam ikinci bölümde büyümeyi konuştuk. İyi huylu büyüme hastalığı. İyi huylu büyümeyi konuştuk. Şimdi prostat kanserlerine zaten ikinci bölümün sonunda bir geçiş yaptık. Şimdi tekrar bir başa dönelim. Tamam. Yani kanserle ilgili. Evet. Her prostat büyümesi kanserleşir mi? Hayır. Hatta çoğu kanserleşmez. Hı hı. Öyle söyleyelim yani. Çoğu kanserleşmez. Bir de prostat kanserinin aslında şöyle iyi yanlarından birisi vardır. Bir tıbbi tabir vardır. Prostat kanseri öldürmez, prostat kanseriyle ölünür denir. Yani aslında başka sebeplerle ölünür ama vücudunda prostat kanseri vardır. Öyle yani mi? Bu ölüm sebebi değildir hiçbir zaman. Prostat kanseri insanlarda. Çok ileri, artık vücudun her tarafına yayılmış, vücut direncinin sistemi bozan bir durum olmadıktan sonra, ona rağmen bile prostat kanseri vücutta sistemik olarak ölüm sebebi hiçbir zaman değildir. Çok önemli bir şey söylediniz. Demek aynen ki yani çok korkulacak hayat bir şey. Hayat standartını bozabilir, hayat kalitesini, sosyal hayatınızı bozabilir ama ölüm sebebi hiçbir zaman değildir. Bir akciğer kanseri gibi akciğer dokusunu bitirip sizi oksijensiz bırakmaz. Bir karaciğer kanseri gibi karaciğer dokusunu bitirip vücutta sistemik bir rahatsızlık yaratmaz. Sadece idrar zorluğu yaratır. İlaçlarla, ameliyatlarla tedavi olabilirsiniz. Evet. Hayat standartınızı bozar. Bazen ışın tedavisi almanız gerekebilir, ameliyat olmanız gerekebilir ama prostat kanseri doğrudan öldürücü bir kanser değildir. Bir seyircimiz sormuş hocam. Araya onu alalım. Evet. Babasında prostat varmış. Bir elin yumruğu kadarmış. Çok ağrıları varmış. Oturamıyormuş. İki kez ameliyat olmuş. Dışkı torbaya geliyor. İdrar torbaya geliyor. 80 yaşında. Ne dersiniz demiş. Almanya'dan yazmış bir seyircimiz. Yani ne ameliyatları olduğunu öğrenmek lazım. Tabii. Anladığım kadarıyla prostata ait açık ameliyat olmuş ve idrarı evet, torbaya doğru geliyormuş. Evet. Bu prostata, dışkı da torbaya doğru geliyormuş. Bu prostata ait bir durum değil, belki mesaneye ait bir durum da olabilir. Çünkü halkımız bazen insanlar prostat hastalıklarını, mesane hastalıklarını da birlikte değerlendirebiliyorlar. Evet. Mesanede olunan ameliyatı prostattan da olmuş gibi değerlendirebiliyorlar. Prostata ait ameliyatlarda böyle çok idrarı torbaya verecek bir işlem yapmıyoruz. Öyle mi? Mesaneye ait ameliyatlarda daha çok bu işlem yapılıyor. Mesane kanseri olan ameliyatlarda, mesanenin tamamen alınması durumunda sistektomi denen ameliyatta ileostomi dediğimiz idrar yollarını karın derisinin dışına torbaya verebiliyoruz. Bu biraz farklı bir durum. Hastayı belki daha sonra birebir temasa geçerse daha detaylı bilgi verebiliriz. Biz de bilgi öğrendikten sonra. Evet, yani birebir hekimimizle temasa geçebilirsiniz, evet, efendim. Çok değerli Mustafa Kemal Yenmez'de. Şimdi hocam, prostat kanserinin belirtileri nedir peki? Evet. Aslında prostat kanserinin bir belirtisi yok. Yok mu? Kesinlikle. Yani tek başına prostat kanserinin bir belirtisi diyebileceğimiz bir durum yok. Bir midedeki gibi midede kanama, büyük tuvalette kanama ya da bir akciğer kanserindeki gibi sürekli öksürme, ağızdan öksürmeyle birlikte kan gelmesi
hiçbir spesifik belirtisi yok prostat kanseri. Normal prostat rahatsızlıkları, bu iyi huylu prostat büyümesi rahatsızlıkları karşımıza çıkabilir. İdrar zorluğu, idrarda akım zayıflığı, sık idrara çıkma, bazen idrarda kanama ama bunların hiçbirisi kesinlikle spesifik dediğimiz bir prostat kanseri semptomu değil. Evet. Prostat kanserini daha çok bizim risk olarak değerlendirmemiz ortaya çıkarıyor. Hastayı değerlendirdiğimizde bir kere hastanın yaşı önemli. Çünkü yaşla birlikte kanser riski artar. İkincisi, birinci derece yakınlarında prostat kanseri olup olmadığı önemli. Kardeşleri, babası, işte dayısı, amcası, birinci derece yakınlarında. Genetik yatkınlık. Aynen, genetik yatkınlığın olup olmadığı önemli. Özellikle genç yaşlarda bu genetik yatkınlık devreye giriyor. Ve özellikle birinci derece yakınlarında genç yaşlarda prostat kanseri olduysa bu devreye giriyor. İkincisi, yaptığımız muayene. Üçüncüsü, istediğimiz kan tahlili ve ultrason değerlendirmesiyle birlikte prostat kanserinin riskini ortaya koyuyoruz. Eğer hastamız yüksek riskli bir durumdaysa bu hastaya kesinlikle biyopsi alıyoruz. Anestezi eşliğinde, sakin bir ortamda ultrasonla birlikte prostattan... Endoskopik yöntemle mi? Yok, değil. Ultrason eşliğinde. Ultrason eşliğinde. Cildin içerisinden... genel anestezi eşliğinde, sedasyonla birlikte biyopsi alıyoruz. Bu biyopsi bizim için çok önemli bir tanı kriteri. Bu biyopsi ile birlikte prostat içerisinde 12, 14, bazen 16 değişik noktadan örnekleme yapıyoruz. Bu örneklemeler patoloji tarafından değerlendiriliyor. Ve hastada prostat kanseri riski %85 ila 90 arasında ortaya konuyor. Yüksek risklerde. Bazen prostat biyopsisi olmuş hastalarımızda PSA yüksekliği devam ediyor. Hatta daha da artabiliyor. Böyle durumlarda da yeniden biyopsiden çok bu sefer MR'dan faydalanıyoruz. Multiparametrik MR dediğimiz prostata yönelik bir değerlendirme yapıyor. Orada grade'lemeler var, skorlamalar var. Onlar bize yeniden bir biyopsi ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyuyor. Ama genelde ilk değerlendirmeyi MR'la yapmıyoruz. Genelde bir PSA yüksekliği varsa, hastada riski yüksek olarak değerlendiriyorsak pek çok değerlendirilecek skala var. Avrupa Üroloji Derneği'nin, Amerikan Üroloji Derneği'nin prostat kanser riskini değerlendirecek skalalar var. Yaşını koyuyorsunuz, özgeçmişini koyuyorsunuz, PSA'sını koyuyorsunuz, prostat büyüklüğünü koyuyorsunuz. Size bir şey veriyor, risk değerlendirmesi veriyor. Bu hasta orta riskin üstündeyse kesinlikle biyopsi almanız gerekiyor. Bu biyopsi, patoloji eşliğinde değerlendirilen biyopsi bize kesinlikle prostat kanseri var mı yok mu onun yanıtını veriyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Şimdi bir prostat büyümesi olan kişi işte ameliyat oldu, cerrahi yöntemlerden faydalandı, rahatsızlıkları işte devam etti nispeten. Zaman zaman işte bununla ilgili bir takım endoskopik cerrahi yöntemlere tekrar başvuruldu. Ama eninde sonunda bir PSA testi yapıp, PSA testi. PSA testini sürekli yapıyoruz zaten. Öyle mi? İyi huylu prostat büyümesi ameliyatı olmuş birisi prostat kanseri riskinden kurtulmaz. Kurtulmaz, tamam. Evet. Yani çünkü biz iyi huylu prostat büyümesinde prostat dokusunun tamamını almıyoruz. Biz sadece idrar akım bölgesindeki rahat idrar yapma dokularını dışarıya çıkarıyoruz. Prostat dokusunun tamamını almaya kalkarsak zaten çevre dokulara zarar veriyoruz. Böyle bir şeye girmiyoruz. Bu teknik olarak da mümkün de değil. Onun için mutlaka orada doku kaldığı için o dokulardan yeniden prostat kanseri gelişme riski her zaman vardır. İyi huylu prostattan dolayı ameliyat olmuş veya tedavi olmuş kişiler yine belirli aralıklarla, riskin durumuna bağlı olarak belirli aralıklarla prostat kanseri açısından değerlendirmesi mutlaka ürolojik olarak gerekmektedir. Şimdi bir şey söylediniz kan tahliliyle ilgili, PSA testi ve serbest PSA testi. Evet. İkisi arasında ne fark var hocam? Neden? Aslında bir fark yok. Biz bunları birbiriyle oranlayarak prostat kanseri riskini değerlendiriyoruz. İkisini de mi istiyorsunuz? Genelde önce PSA'yı istiyoruz. Eğer PSA tamamen normal sınırdaysa serbest PSA'yı istemiyoruz. Ama PSA normal sınırların üzerindeyse o zaman serbest PSA'yı da isteyip birbiriyle oranlama yapıp kanser riskini ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet. Yani çok mu soru soruyorum hocam? Yok, güzel sorular soruyorsunuz.
Buradan uzmanlık sınavına hazırlanıyorum aslında dermişim. Bana da öyle geldi sanki. Hocam prostat kanserini şimdi cerrahi tedavisinde tabii yenilikler de var. Bu yenilikler nelerdir? Prostat kanserinin cerrahi tedavisinde bir kere robot devreye girdi artık. Robot devreye girmeden önce sadece açık ameliyatlar yapılıyordu. Daha sonra laparoskopik ameliyatlar devreye girdi. Aslında robotik cerrahi bir laparoskopik ameliyat. Ama kumanda edebildiğiniz bir laparoskopik ameliyat. Yani bir safra kesesi ameliyatını düşünün. Laparoskopik olarak iki kişi ya da üç kişi giriyor. Aletler tutuluyor. Orada kamera ve aletler eşliğinde safra kesesi ameliyatı yapılıyor cerrahi tarafından. Burada ise sadece bir kişi sadece kamera ile ilgileniyor asistansı olarak hastanın başında. Anestezi almış hastanın başında. Diğer kolları tamamen robot kontrol ediyor. Robotun kontrol ettiği kollarda hassasiyet var. Daha kolay ve daha özenli, incelikli işler yapılabiliyor. Yoksa farklı bir durum değil aslında. Yani insan eli de aynı şeyleri yapabiliyor ama tabii robot daha kolay iyileşmeyi sağlıyor. İnsan vücudunda yara az oluyor. Normalde göbek altında açtığınız bir yarayı 4 ya da 5 küçük delikle hallediyorsunuz. Bu en son gelişmiş teknik. Ama hala dünyanın pek çok yerinde hala da çoğunlukla prostat kanseri ameliyatları açık yapılmakta. Açık cerrahi şeklinde. Prostat ve çevre dokularının çıkartılması, geri kalan mesanenin idrar yoluna tekrar bağlanarak idrar akımının sağlanması şeklinde yapılan bir ameliyat. Başarı oranı nedir hocam? Yani prostat kanseri tedavilerinde ve ameliyatlarında başarı oranı nedir? Prostat kanserinin ameliyatlarında başarı oranı çok yüksek. Çünkü ameliyat yapacağınız hastayı iyi değerlendirirseniz, o hastanın herhangi bir noktada yayılımının olmadığını bilirseniz, hastanın genç olması, hastanın başka hastalığının olmaması, daha farklı bir durumla karşı karşıya kalmamak için genel olarak bir değerlendirme yaptığınızda ve prostat kanseri ameliyatını o hasta için uygun gördüğünüzde o hastanın başarı şansı yaklaşık %80-85'lere kadar çıkıyor. Biz bunu 5 yıllık sağ kalımlarla değerlendiriyoruz. 5 ve 10 yıllık sağ kalımlarla. Bir prostat kanserinin eğer yayılması yoksa, tamamen çıkarılmışsa, cerrahi sınırları negatifse bu hastanın 5 yıllık yaşam şansı %85-90'ları buluyor. Evet. Oldukça yüksek bir oran. Çok. Eğer bu hastada yayılma varsa, ameliyat öncesi değerlendirmeyi kastediyorum. Bu hastada yayılma varsa nereye yayılma olabilir? Lenf notlarına, karın içindeki lenf notlarına yayılma olabiliyor. Mesane boynuna doğru yayılma olabiliyor. Veya prostatın bezlerine doğru yayılma olabiliyor. Veya kemiklere yayılma olabiliyor. En sık yayılan yerler. Eğer buralara bir yayılma varsa bu hastalarda genel olarak çok ameliyatı tercih etmiyoruz. Çünkü ameliyatın hastalığın iyileşmesi konusunda çok fazla katkısı olmayacağı düşünülüyor. Yapılan araştırmalar, bilimsel değerlendirmeler bunu gösteriyor. Bu hastalara o noktada ışın tedavisi, ilaç tedavisiyle kontrollerini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da tedavi şansları oldukça yüksek. Yani yine 5 yıllık sağ kalımların %60-65 olduğu gösterilmiş. Peki tedavi sonrası ya da ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yani hasta nelere dikkat edecek o süreçte? Aslında sosyal hayatında çok dikkat edeceği bir nokta yok. Yine kontrollerini takip etmesi gerekiyor. Bir ameliyat olsa da, bir ilaç tedavisi, ışın tedavisi olsa da özellikle PSA, burada sadece artık PSA devreye giriyor. Burada artık serbest PSA'yı devre dışı bırakıyoruz. PSA, idrar yolu enfeksiyonu, vücutta yayılım değerlendirmesiyle hastayı değerlendiriyoruz, kontrol ediyoruz. PET dediğimiz bir yöntem var. Pozitron emisyon tomografi. Bu vücutta göremediğimiz yayılım olduğunu ama çok ileri derecede olmadığı göremediğimiz noktaları bize bazen göstermede fayda sağlıyor. Her hastada değil ama seçilmiş hastalarda PET'ten veya bölgesel MR'lardan faydalanabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kanserle ilgili de bizi çok aydınlattınız. Yani rica prostat ederim. Konusunu aslında kapatacağız. Çünkü başka bir konuya süremiz azaldı, geçeceğim ama biraz önce hani Almanya'dan bir soru gelmişti ya. Siz de demiştiniz ki acaba başka bir rahatsızlığı mı var yani prostatın dışında diye. Evet. Cevap gelmiş, prostat demişler, kanser demişler hocam. Gittikçe büyüyormuş, çok ağrıları varmış, oturamıyormuş. İşte biraz önce dedik ya hani torbaya da idrar ve dışkı geliyormuş. Yani kanser ve prostat kanseri demişler anlaşılan. Orada biraz farklı bir durum var. Onu değerlendirmek lazım.
Allah şifa versin. Şimdi hocam tabii bir de erkeklerde kısırlık nedir biraz konuşalım istiyorum. Neden olur? Kısırlık nedir hocam? Aslında üreme fonksiyonu insanlığın var olduğundan beri en önemli fonksiyonlarından birisi. Türümüzü devam ettirmek için tüm canlılar türlerini devam ettirmek için üreme fonksiyonunu devreye koymaları gerekiyor. Üreme fonksiyonu ortaya konduğunda işte kısırlık dediğimiz, daha doğrusu infertilite dediğimiz durum ortaya çıkıyor, değil mi? Ortaya çıkmakta. İnfertilite aslında bir çift tanımı bence. Yani kadın infertilitesi ya da erkek infertilitesi demek bence çok doğru değil. Çünkü belirli şartlarda bir genç grupta bir insanın, kadının ya da erkeğin kesinlikle infertil olabileceğini ortaya koymak çok mümkün değil. Çok bariz bir durum yoksa. Onun için çiftlerin, cinselliği devam eden çiftlerin bir çocuk isteği olmasına rağmen olmaması durumu bence çiftlerin birlikte değerlendirilmesi gereken bir durum. Ortak, evet. Aynen. Kesinlikle beraber aynı anda değerlendirilmesi gereken bir durum. Tesadüfen çiftin birinde bir sorun tespit edilse bile, çok bariz olmayan, kesin bir netice vermeyen bir sorun tespit edilse bile oraya yoğunlaşmak çok anlamlı değil. Öbür çifte de mutlaka değerlendirme yapmak lazım. Çünkü siz sorun burada, işte hadi buna yoğunlaşalım derken aslında öbür çifte de farklı bir sorun olup onun tedavisini geciktirebilirsiniz. Çünkü şöyle bir şey olabiliyor hocam. Bir kadında işte rahim yumurtalıklar rahme yapışmış olabiliyor. Çok basit bir operasyonla çözülebiliyor. Evet, ya da bir varikosel problemi yaşayabiliyor, değil mi, bir erkek? Orada da yine çok basit çözümler olabiliyor ama genelde çiftler eyvah çocuğumuz olmuyor diye panikleyip nasıl bir yol izleyeceklerini bilemiyorlar. Evet. Hangi durumlarda birlikte hekime başvurmaları gerekiyor? Şimdi aslında bu pek çok faktöre bağlı bir şey. Yaşa bağlı bir şey. Çiftlerin yaşına, kadının, erkeğin yaşına bağlı bir şey. Sosyal hayatlarına bağlı bir şey. İsteklerine bağlı bir şey. Geçirdikleri durumla ilgili bir şey. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Testis kanseri olan bir erkek düşünün. Testis kanseri olmuş, iyileşmiş. Tedavilerini yaptırmış. Bu işten kurtulmuş. Doğal olarak testis kanseri ne demek? Testisin birisi yok. Genç bir hasta. Belki testisten sperm dondurmuş bu tedavilerden önce. Belki dondurmamış. Ama şu anda artık çok az bir testisi var. Spermin olduğunu biliyoruz. Çünkü tedaviyle birlikte ya da tek testisin kalmasıyla birlikte bu risk azalacak. Böyle birisi evlendiğinde ve çocuk sahibi olmak istediğinde aslında bunu çok da beklemesinin bir anlamı yok. Hemen müracaat etmeli. Bizim böyle bir isteğimiz var. Bir değerlendirme yapılalım diye. Çünkü çok beklemenin artık bir anlamı yok. Burada risk var. Risk var. Zaman geçtikçe daha da risk var. Ama hiçbir sorun olmayan gayet normal, sağlıklı iki tane insan evlendiklerinde, çocuk istekleri de olduğunda buna genel olarak şöyle bir değerlendirme yapıyoruz. Düzenli cinsellik olmasıyla birlikte, bir arada olmalarıyla birlikte ve düzenli cinsellik olmasıyla birlikte bir yıllık süre içerisinde gebelik oluşmaması durumu aslında bize temel anlamda infertilite tanımını veriyor. Kişi ileri yaşta olabilir, çiftlerden biri ileri yaşta olabilir. Çiftlerden birinin geçirilmiş bir rahatsızlığı olabilir. Çiftlerden birinin alışkanlığı olabilir. Sigara, uyuşturucu, başka bir şey. Böyle durumlar bu süreyi biraz öne çeker. Ama genel anlamda hiçbir sorun yoksa bu süre bir yıldır. Bir yıl. Yaşta uygun bir yaşsa, genç bir yaşsa, üremenin olabileceği oldukça yüksek şansa sahip bir yaşsa genel olarak böyle değerlendiriyoruz. Her çifti ayrı değerlendirmek lazım. Çiftlerin kendi durumu, kendi istekleri, sosyal durumları tamamen ayrı. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Biraz önce dedim ya işte cinsellikle birliktelik. Bir yıl geçmiş, bir çift geldi bana. Hocam dedi, bir yıl geçti dedi. Aa dedim, değerlendirme yapalım. İşte nasıl, işte kaç yaşındasınız, alışkanlıklarınız nedir? Ama çok ilginç, adam bu bir yıl içerisinde 9 ay şehir dışındaymış. Yani işte bu noktalar, bu sorular aslında çok önemli. Evet, yani evet. Neyi sormanız gerektiğini, karşıdakinden ne almanız gerektiği çok önemli. Bunlar her zaman onu veremeyebilir. Yani bir yıl dediler, doğru, bir yıl oldu, biz de geldik. Yani ne bilelim biz. Böyle bir durum var. Sigara alışkanlığı, uyuşturucu madde alışkanlığı, geçirilmiş ameliyatlar. Aşırı alkol sosyal tüketimi. Hayat, evet, alkol, sosyal hayat. Bunlar çok önemli. Yani birbirine uymayan
işlerde çalışabilirler. Sperm kalitesini düşüren şeyler tabii değil ki, mi? Kesinlikle. Böyle durumlar varsa bu bir yıllık süreyi biraz öne doğru çekiyoruz. Tabii çocuk isteği de varsa. Ama yoksa bu bir yıllık süreyi sonuna kadar değerlendirip ondan sonra değerlendirme yapıyoruz. Varikosel nedir hocam? Varikosel... Çok duyuyoruz çünkü artık evet, varikoseli. Varikosel bizim erkek infertilitesinde en sık gördüğümüz iki sebepten birisi. Hı hı. Hatta varikosel tedavi edilebilen en sık sebep diye değerlendiriyoruz. Öyle mi? Çünkü tedavi edilebilen bir durum. Varikosel aslında isminin benzerliğiyle birlikte varisten geliyor. Hı hı. Hani bu vücuttaki varis damar genişlemesinden geliyor. Bu da testislerin, toplar damarlarının genişleme durumu. Özellikle sol testiste görüyoruz. Bazen birlikte de görebiliyoruz sağ ve solda. Toplar damarların çaplarının genişlemesiyle birlikte bu damarlardaki kan akımı testise doğru geri dönüş sağlıyor. Toplar damarda bulunan kan kirli kan. İçerisinde oksidan maddeler olan kan, içerisinde kimyasal artıklar olan kan. Eğer bu testislerde geri yoğunlaşırsa hem testislerde bir ısı artışına sebep oluyor, hem testislerde bir oksidan madde, kimyasal atık artışına sebep oluyor. Hı hı. Bu da testislerde sperm kalitesi, sperm hareketinde ve bazen de bir süre sonra sperm sayısında düşüşlere sebep olabiliyor. Tedavi edilen bir hastalık, tedavi edildiğinde oldukça iyi yanıtlar veren bir durum. Hı hı. Onun için varikosel bence çok aslında iyi değerlendirilmesi gereken ve önemsenmeli, infertilitede yani, önemsenmesi gereken bir çocukluktan durum. Geçirilen bir rahatsızlık mı varikosele neden oluyordu? Öyle bir şey duymuştum sanıyorum. Değil, yok. Değil mi? Çocukluktan geçirilen rahatsızlık inmemiş testis. O da erkek infertilitesinin en sık sebebi. Hı hı hı. Onu kastettim. Hocam bir telefon sorumuz var. Deniz Akarslan Adana'dan yazmış bize. 67 yaşındaymış. İdrar yaparken kanamaları oluyormuş. 2 yıldır devam ediyormuş bu kanamalar. Antibiyotik aldığında duruyormuş ama 4 aydır antibiyotik almasına rağmen geçmiyormuş hocam. Ailede de herhangi bir şey yokmuş. 3 tane kan sulandırıcı kullanıyormuş. Ve kabızken kanamaları daha da artıyormuş. İdrar yaparken kanamaları oluyor. Kan sulandırıcı yani. Kullanmak tabii kanama riskini arttırabilir. Hmm. Aynı mide kanaması, hmm, akciğer kanaması veya vücutta kanın durmaması gibi. Ama idrarda kanama olması bu kişiye mutlaka bir detaylı ultrason yapılması gereken bir durum. Evet, detaylı ultrason tabii, önemli değil mi? Karın ultrasonu, idrar yolları ve tüm ürolojik organları içeren bir ultrason yapılması gereken bir durum. Bu arada Hüsnü Çakman size selamı var yazmış. ameliyat olmuş sanıyorum, prostat ameliyatı. Evet, selamları evet, var. Çok evet. İyiyim diyor. Geçmiş olsun size de. Evet. Herkese geçmiş olsun. Evet. Vallahi öksürük tuttu beni de hocam. Size de geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Efendim, bir sağlıklı hayatın daha sonuna geldik. Hocama çok teşekkür etmek ben istiyorum teşekkür huzurlarınızda. Ederim. Hocam iyi ki varsınız. Sağ İyi olun, ki geldiniz. Sizler de. Sağ olun. Sizi yormamışızdır umarım. Evet, estağfurullah. Sağ olun. Yılbaşı mesajı alalım sizden. 2021 mesajı. Evet, zor bir 2020 geçirdik. 2021'in öncelikle sağlık, mutluluk ve tüm dünya insanlarına barış ve huzur getirmesini diliyorum. Herkese iyi bir yıl ve iyi bir yılbaşı dilerim. Çok teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür size de iyi seneler diliyoruz sağ hocam. Tüm sağlık çalışanlarına, sizlere, evet, Allah evet, sizleri başımızdan eksik etmesin, sağlık sağ ömür versin sizlere. Ederim. Efendim, bir sağlıklı hayatın daha sonuna geldik. Yarın saat 10'da biz yine burada olacağız. Siz de lütfen Cem TV ekranlarında olun. Kendinize dikkat edin ama her şeyden önemlisi sağlığınıza çok dikkat edin. Görüşmek üzere.